Ben savunamayacağım bir şey yapmamayı kendi önüme hedef olarak koymuş ve buna da önemli ölçüde uymaya çalışan bir insanım. Siyasetçiden önce bir insan olarak böyle davranmaya çalışıyorum. O videoda da sızan bölümleri, sızmayan bölümleri de dahil olmak üzere dışarıda söylemediğim ya da söyleyemeyeceğim herhangi bir şey benim adıma yok. Bakıyorum, konuşmaların bütünü de buna ilişkin. Yani birisi orada parti yararına olmayan, ülke yararına olmayan bir şey vardır der ise konuşmayı isterim. Dolayısıyla hani kendi adıma bunun yalnızca şu tarafı beni üzer. Bu memlekette hala video sızdırarak bunlardan medet ummaya çalışan insanlar var. Görüldü ki siyasal yaşamda en azından orta vadede bunu kim yapıyorsa elinde patladı. Buralardan siyaset örülmez. Ben kim şunu yapıyor? Arzu ediyorum. Hemen araya girin. Kim yapıyor sizce? Hayır. Çünkü Ekrem İmamoğlu bugün dedi ki içeriden mi dışarıdan mı? Bunları kim seviyor? Araştıracağız. Ben kendi adıma şöyle söyleyeyim. Bunun ben Cumhuriyet Halk Partisi içinden olduğuna inanmıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bir meseleye böyle yaklaşmaz. Ben inanmıyorum yani. Ama teknoloji var. Bu toplantıları merak eden insanlar olabilir. Bunların istihbaratı var. Bir sürü şey var. Bilemem yani. Ama şunu biliyorum. Bu Türk Ceza Kanunu karşısında temelli bir suçtur. Ahlaksızlığın daniskasıdır. Ve umuyor ve diliyorum ki bu bir ceza soruşturması, kovuşturmasına konu olur. Ve yapanlar, yayanlar yargılanırlar. Yani bunu isterim. Şu ana kadar ulaştığınız bir bilgi yok anladığım kadarıyla. Yani bakıyor teknik arkadaşlarımız. Mesela işte yurt dışı bağlantılı görünüyor ama aslında Türkiye'den falan gibi. Benim de tam anlayamadım. Çünkü benim nihayetinde bilişim alanında bir teknik altyapım yok. Şeyler söyleniyor ama bunların ben bulunabileceğini düşünüyorum. Çünkü log izleri teknoloji dünyasında kendisini bırakıyor. Peki mesela hani toplantının başında Sayın İmamoğlu katılımcı kim? Acaba Selin Sayıkböke mi bulunduğu yer itibariyle hani görüntüsü yok, ismi çıkmıyor, evet, olabilir mi diyor. Sonra böyle ilerliyor konuşmalar, meseleye giriliyor, işte konunun gündemine giriliyor. Dikkatimi çekti deşifrede. Bir yerde Ekrem İmamoğlu yine katılımcı kim diye soruyor ama pek o sırada konuşmalar olduğu için sizler de duymuyorsunuz galiba o soruyu. Evet. Hiç dikkatinizi çekmedi mi o toplantı sırasında? Yani hiç şüphelendiniz mi orada kim bu katılımcı? Ya şöyle, pazar günü yapılan bir toplantıydı ve hepimiz evlerimizden katıldık. Evlerinizden katıldığınız toplantılarda ya cep telefonundan ya iPad'lerden falan oluyor. Hani öyle bütün ekrana olanca çıplaklığıyla egemen olabileceğiniz bir şey olmuyor. Ama Ekrem Bey'in bu kim sorusundan sonra ben de dikkat ettim. Çünkü bir katılımcı var, görüntü sürekli kapalı ve adı yok. Hani bu olağan bir şey değil. Biz bir başka arkadaşımızın o ortamda olmayıp da o toplantıya katıldığını ve dinlediğini, konuşma sırası kendine geldiğinde görüntüyü açacağını düşündük. Çünkü çoklu yayınlarda bazen böyle şeyler davranmak profesyonel de olabiliyor. Ama bir süre sonra anlaşıldı ki öyle bir durum değil ve o derhal çıkartıldı yayından benim Peki, bildiğim bu kadarıyla. Videonun süresi kadar mı yani 14. 15. dakikada fark ettiğiniz sürede mi çıkarıldı yoksa daha ilerleyen dakikalarda mı? Yok, 14. 15. fark edildi ve çıkartıldı. Ha, yani. O zaman... Ama şunu söyleyeyim size, yani bugün şunu çok rahat söyleyebilirim. Bu arkadaş keşke becerebilseydi de videonun tamamının kaydını alsaydı ve öyle tamamını mi yayınlasaydı. Ha, neden? Yani, çünkü belki merak eden olabilir ya, devamında ne olmuş olabilir diye. Devamı da önü nasılsa arkası da aynı yani. Hani bir kere daha ifade edeyim, ben kendi tutumumu ve geriye kalan arkadaşlar da sanırım aynı düşüncededirler. Toplantının hukuki meşruiyeti vardır, siyasi meşruiyeti vardır. Kullanılan dil son derece temizdir. Toplantının amacı bellidir, katılımcısı bellidir ve şu söyleniyor o toplantıda. Bu toplantılar sonrasında hazırlanan dilekçe zaten çarşamba günü basınla paylaşılacaktır deniliyor. Evet, doğru. Yani hatta bir arkadaşımız diyor ki orada iletişimini yapmayacağımız hiçbir işin peşinde olmayalım diyor. Bu ne demek? İyi yapmayacağım. Yani gizli saklı bir metin hazırlanmıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine verilmek üzere bir dilekçe hazırlanıyor. Tüzük gereği bir dilekçe hazırlanıyor. Onun imzacıları var ve bu süreç parti meclisi üyeleri tarafından örülüyor. Hani siz sormadan ben şunu sorayım. Bu toplantı yapılabilir mi? Bu toplantı uygun mu? Bu toplantı partinin hiyerarşik yapısına uygun mu diye soranlar var. Baştan şöyle bir cevap vereyim. Bakınız, Cumhuriyet Halk Partisi en son parti meclisi toplantısında alınan karar gereğince kongreler takvimini açıklamış bir parti, doğru mu? İlçe kongrelerinin ve il kongrelerinin tarihleri belli. En son 15 Ekim'de il kongreleri bitecek. Bu takvim uyarınca mahalle delegasyonlarının seçimleri başladı. İstanbul'da, Ankara'da, Erzurum'da her yerde mahalle seçimleri yapılıyor. Bu mahalle seçimleri yapılırken Merkez Yönetim Kurulu 6 ili görevden aldı. Nerelerde onlar? Muş, Ağrı, Mardin, Kayseri, Van ve Hakkari. Sonra Hatay'ın ilçelerini, Diyarbakır'ın ilçelerini, işte İstanbul'un bir ilçesini görevden aldı. Şimdi denilebilir ki siz o toplantıda ne yaptınız? Bakın bunların hepsi siyasetçilere sorulması gereken sorulardır. Ben grup başkan vekili sıfatıyla Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılıyorum. Tüzük gereği oy kullanma hakkım yok ama söz kullanma hakkım var. Ben burada söz alarak bu süreçte bu görevden almaların uygun olmadığını neredeyse bir saate yakın hukuki gerekçeleriyle, siyasi gerekçeleriyle anlattım. Farklı argümanlar öne süren arkadaşlarımız oldu. O argümanların neden doğru olmadığını da anlattım. Ve en sonunda yapılan oylamada MYK'da oy birliği ile bu karar çıktı. Peki görevden alınan il başkanları, ilçe başkanları bir hakka sahip mi? Evet, tüzük diyor ki MYK birisini görevden alırsa görevden alınan parti meclisi nezdinde buna itiraz edebilir diyor. Bu bir hak. CHP açısından da vakayı adiye çok sık olur bu işler. Görevden almalar da olur, PM'ye itirazlar da olur. Parti meclisinde de bu kapalı oylama ile oylanır ve itirazlar karara bağlanır. Sorun şu, parti meclisi toplantıları en geç 2 ayda bir yapılır diyor tüzük. En geç ne demek? Size 60 günlük sınır koyuyor. 15 günde bir yapmanız ya da 40 günde bir yapmanız önünde bir engel yok. Ama biz bu parti meclisi toplantılarını 60 günde bir yapıyoruz. Peki bir taraftan kongre süreçleri ilerlerken, görevden alınmış insanların durumları ve itirazları varken bir an evvel bunu sonuca bağlamak gerekir mi? Gerekir. Yolu ne? Yolunu gene tüzük göstermiş. Diyor ki bu durumda en az 13 parti meclisi üyesi bir dilekçe hazırlayarak, bu dilekçede de gerekçesini ortaya koyarak parti meclisini olağanüstü toplantıya çağırabilir diyor. Bu toplantı da ondan ibaret. İşte parti meclisi üyeleri toplanmışlar, örgütte görevden almalar var, hatta bazı duyumlar var ki bu görevden almalar devam edecek. Bu şöyle bir algı yaratıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi bu algının içine düşmemeli. Sanki kongre süreçlerine müdahale edilmeye çalışılıyor. Ben genel başkanımıza da söyledim. Yani sizin böyle yöntemleri tenezzül etmeyeceğinizi ben biliyorum ama bunu yapmayalım. Çünkü böyle bir algı oluşacak. Ama oluşuyor böyle bir algı. O halde bir an evvel bu sorunu çözmek lazım. Bunun için de bir dilekçe hazırlamak, metin hazırlamak ve imzalatmak lazım. Bu toplantıda siz başka bir şey gördünüz mü? Hep beraber diyoruz ki evet şu arkadaşımız imzaladı. Bu arkadaşımız şurada Bodrum'da araç gönderelim de o da imzalasın. İşte o da 7. imzacı olsun. Şurada 13 olsun. 15 mi 16 mı yapalım? Metni yazalım. O metni de paylaşalım vesaire vesaire. Peki TÜZ'ün verdiği bu yetkiyi kullanmak isteyen parti meclisi üyeleri toplantı yapmaksızın bu işi nasıl yönetecekler? Telepatiyle mi anlaşacağız birbirimizle? Duman mı üfleyeceğiz, tüttüreceğiz? Elbette insanlar bir araya gelecekler. Bu konudaki görüşlerini söyleyecekler. Uydukları, uyamadıkları yerleri not edecekler. Ve bu çerçevede bir dilekçe çıkacak. Tam bu noktada bir soru sorabilir miyim? Şöyle. Şimdi mesela Faik Öztürk, partimizin geleneklerine uymayan, partinin hiyerarşisine dikkate almayan, etik olmayan toplantıyı doğru bulmuyoruz. Az önce Serkan Alan bizimle birlikteydi Gazete Duvar'dan. Bir parti yöneticisi, üst düzey yöneticisi de demiş ki parti meclis üyesi belediye başkanından talimat alamaz.
Fikret Bila da dedi ki özellikle milletvekillerinin önemli bir bölümü ve üstelik yeni vekillerden önemli bir bölümü hem Özgür Özel hem de sizin adınızı zikrederek sonuçta grubu, partiyi, başkanı temsil ediyorlar. Dolayısıyla haber vermeden siyasi etik gereği böyle bir toplantının yapılıyor olması doğru değil. Bütün bu değerlendirmenize rağmen karşı görüş bu şekilde ifade ediliyor. Var mı ekleyeceğim bir şey bilmiyorum ama. Gökhan Bey, hani şu açıdan düşün. Genel başkanın gözüyle bakın. Siz